Yahu siz de acıkmadınız mı? Söyleseydim bir yerden dürüm yaptırırdık sana. Arkadaşlar, bu saatten sonra bize ancak şöyle güzel bir işkembe patlar. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Arabada ağanın hediyeleri var. Uygun arkadaşlar, uygun bir mekana taşısınlar. Hadi, buyurun. Hadi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Pala. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin. Nasılsınız? Yolculuğunuz nasıl geçti? Sağ olun. İyiydi. Nasıl yardım edebilirim? Ne yapabilirim sizin için yeğenim? Ağam. O hediye nereden geldi yeğen? Hediye senin mallarındır. Sahibine iade etmeye getirdin. Devletimi soydunuz. Devleti soymak, milleti soymaktan iyidir. Vebali hediyeyi verenin boynuna. Sağ olun. Arzu haliniz neyse halledelim gençler. Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz ağam. Şehmus sizi çiftlikte ağırlayacak. Bir isteğiniz, emriniz olursa Şehmus'a iletirsiniz. Onun haricinde ne zaman beni görmek isterseniz gelir görürsünüz. Eyvallah. İşkembesi büyük adam. Bir avuç suya doymaz. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Ne zaman alacağız siparişi? Lan Kral Faruk, 2 dakika rahat batıyor değil mi? Devletin işinde acele edersen şeytanın devlet olur. Lan bu malı içip Fas kralı nasıl hükümdarlık yapıyor? Ah, ben şuradan şuraya gitmeye üşeniyorum. Bedir, biz krallar sembolüz.
Çalışmayız ki üşenelim. Akşama neredeyiz? Gazinoda kalmadı ki. Yok mu senin listen? Ağırla işte bizi. Tetikteyiz pala. Sen siparişi al da işe göre eğlenceyi uydururuz. İstanbul'a indirdiklerine göre kaldıracağımız ağır top. Mızmızlanma Nene Hatun. Biz neler kaldırdık. Jandarma çiftliği arayacak. Ellerinde izin belgeleri var. Ne arayacaklarmış? Aradıkları gebermiş bir körit. İtin kemiklerinin saklandığı yeri de biliyorlar. Lakin mallar da burada. Korkum o ki içeri girerlerse ağam sıkıntıya girer. Sen kemikleri hallet. Ben gerisini hallederim. Hüsrev Akaya hiçbir şey olmaz. Sipariş beklerken sipariş mi olduk? Bizi sipariş edecek adam daha doğmadı. Kalkın. Komutan kim? Benim. Olaya biz el koyduk. Siz yedekli tutanağı yollayın savcılığa. Çiftlik arandı. Herhangi bir delile rastlanmadı. Tamam mı Baba Yiğit? Savcının bizzat emri var. Biz boşuna mı buradayız Baba Yiğit? Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Peki efendim. Gidiyoruz. Kim bu adam? Tarihteki isimsiz kahramanlardan biri. Cesedi size lazım mı? Yem olarak kullanılacak mı? Cesedi kamuoyuna lazım. Öldürdüğünüz yerde bırakın. Gerisini biz hallederiz. Abi bunlar eylemi sesli istiyorlar. Bizi açık etmek için mi çağırdılar? Ulan kral, harbi tırsıyorsun değil mi TNT'den? Bomba korkakların işidir abi. Bizim öldüremeyeceğimiz kim var ki gidip bomba koyalım? Bu var. Kim ki bu? Ne zamandan beri emir sorgulanıyor? Arabasına koyacağız bombayı. Mekan neresi? Mesken. Sabit ikametgah mı belli değil. Yarın sabah 08'de buradan çıkacak. Abi daha bomba hazırlayacağız. Bu saatten sabah nasıl yetiştireceğiz? Şu zarfı 2 saat önce niye yollamadılar? Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap.
Adam bombadan nasıl yırtmış ki? İşi ayıktırdık. Yanlış ettik. Artık adam yem yutmaz. Direkt hedefe gideceğiz. İyi de onun gibi bombadan bile yırtan adam seyir halindeyken bize hedef olur mu? Planı güzel hazırlamışlar. 3 nokta vermişler. Artık 3. noktada da elimizden kaçırırsak hedef biz oluruz. Tek gezer mi ki bu adam? Tek gezer mi ki bu adam? Sen bombadan yırtsan 10 kişiyle gezer misin Bedir? Vallahi ben gezerim. İşte o zaman yanında gezen onundan biri seni vurur. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Sadece ölüler görür. Daha bana eksik bilgi verirlerse ne as tanırım ne üst tanırım. Ya o arabada da bomba olsaydı? Bir taşla iki kuş mu vuracaktınız? Bizi de mi götürecektiniz? Dünkü çocuk gibi konuşma Pala. Adam kendini garantiye almış. Gizli yerlerini uçurmuş. Bakacağız. Olayın görgü tanığı 20 kişi var. Herkes ben gördüm der. Operasyon için teşekkür ederiz. Şimdilik sizin için bir görev yok. Rahatınıza bakın. Bir süre ortalıkta çok dolaşmayın. Biz gideceğimiz yeri, söyleyeceğimiz sözü biliriz. Siz rahat olun, bizi düşünmeyin. İstanbul bizim mekanımız değil. Bize batar. Başlıyor.
kim lan bu? Efendim, şampanya için çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlamam. Affetmem. Hatırlamam. Buralardan hiç gitmeyelim anasını satayım. Keyfinize bakın. Dünya kime kalmış? Aslana mı kaplana mı? Çakal olmayın yeter. Biz dağda bayırda çarpışırken çakallar burada kral olmuş. Biz de tahtlarını başlarına yıkarız. Buyur abi. Kim onlar? Abi, bizim oradan gelmişler. Akraban mı? Yok abi. Orada görev yapıyorlar. Ne görevi? Abi derin. Gözlüklünün adı ne? Adı yok abi. Namı var. Bizim bildiğimiz gözlüklü. $4 milyon nedir ki sana? Bir tırın zulası. Aha bak. Biri Rotterdam'dan giriyor içeri. Farz et ki nehre düşmüş. Kardeş, yanlış iş yapıyorsunuz. Mesele para değil de biz kendimizi rencide ettirmeyiz. Kardeşim var mı? Var. Ne olacak? Kardeşime mi sıkacaksın? Yok.
Sana sıkacağız. Ondan alacağız. Bağırma lan. Çağır şunu kardeşini. Abim sizi ne tanırdı? Benden niye istemediniz? Yazık değil mi? Çoluğu çocuğu var. Senin yok mu? Var. Ne konuşuyorsun o zaman? Para vermiş de akıllı hiç vermemiş. Kanına mı dokundu? Çekmuzan mühim demişsin. Beklemem demişsin. Müsait durumumuz yok ama söyle pala. Geçmiş olsun deyip sitem etmeye geldim. O yüzden mühim dedim. Sitem? Sizi birileri içeri alıyor, bizim haberimiz olmuyor. Demek ki bizi yakın görmüyorsunuz. Bizi sana yanlış anlatmışlar pala. Biz yaşadığımızdan da, yattığımızdan da, öldüğümüzden de haberdar etmeyiz kimseyi. Biz dayı bildik de geldik. Benim bana hesap soracak, sitem edecek yeğenim yok pala. Bana yeğenlik zordur. Aa, bana mı töre öğretiyorsun? Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda 20 senedir fing atıyorum. 20 günde burada bozulmuşsun. İstanbul bozar adamı. İstenmediğimiz yerde kalmayız. Kalıbımız ağır geldi, belli. Bu listede senin tanıdığın, bildiğin adamlar var. Ben bu listeyi sana verecektim ki gölgen altındakiler ateşimizden yanmasınlar. Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Ağam sıkan mı? Sıkılacak adam değil, boğulacak adam. İtin hayrı yok, gönderenin hatırı var. Haber sal, kirve gez. Başım üstüne ağam. Buyurun efendim. Cemal içeride mi? Kim arıyor efendim? Aramıyorum ulan. Soruyorum. Beyefendi... Beyefendi Güneş Sokak'ta. Ne oluyor? Otur tosunum otur. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Denize bir olta attık. Sen geldin Palamut. Ödemeni yapacaksın. Benim kimseye borcum yok. Kimsesiz herkesin borcu vardır. Manyak mısın kızım sen polisi arıyorsun? Dağ başı mı burası canım? Alo. Problem var abi. Kimmiş oğlum? Ne akrebi? Tamam kapat kapat. Ne olmuş Memati? Abi, iki herif armatör Cemal'in yazıhanesini basmışlar. Ellerinde akrepler. Bizim korumamız altındaki adama kim çökecek abi? Gidelim Memati. Abi sen gelme. Ben çocuklarla gideyim.
Yürü Memati. Akrepli diyorsun. Bas gaza. Millet silahını gösteremiyor. Bunlar akreple dalıyor. Biz niye teslim olalım? Aç telefon, çekilsinler. Çekilsinler. Burası İstanbul. Dağ başı mı lan? Yaptığınız işe. Aa, başka türlü oldu. Ne konuşuyorsun abi? Yanlış bir şey yok. Alacağımızı alacağız, gideceğiz. Teslim olun diyorum. Emrediyorum Bedir. Tamam ağa. Tamam ağa. Terörist muamelesi mi yapıyorsunuz lan? Adamı alacağız, gideceğiz. Bırak silahını kral. Bırakmam abi. Abi gelmiyorsun. Bırak dedim lan. Bırak dedim lan. Tamam, çek şunu. Sevmiyorum. Çavuş hakkında bir yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Terör örgütüyle bağlantısı olduğu bilgisiyle geldik. Adres yanlış. Şahıs farklı. Ama emniyete kadar gidelim diyorsanız gidelim. Problem değil. Kelepçe melepçe istemem. Beyefendi, siz de bizimle geleceksiniz. Vallahi benim bir alakam yok. Yürü lan. Allah korudu. Kör kurşuna gidiyordu. Emniyete dua et. Eskiden karakol bizi gözetlerdi. Şimdi biz karakolu gözetliyoruz. İşe bak. Abi, içeriden temas edeceğimiz kimse yok mu? Bir bu olay ismimiz karışmadı zaten Abdüley. Bu adamlar armatörü nereden bulmuşlar abi? Bizden habersiz iş yapmasa niye bulaşsınlar? O sonraki mevzu Abdüley. İyice tırsmıştır. Daha çok verir. Gözlüklü. Kaç kere satılacaksınız lan? Aa vallahi biz devletimizi milletimizi satmayız. Nerede olan bayınlar? Aa, izlerini kaybettirmişler. Yürüyüp gittiler mi lan? Hatır niyetine sizi yürütürüm, benim tepemi attırmayın. Aa, düşmanlarımız aramızı açıyorlar. Ne dedin lan sen? Vallahi bir şey dememişim. Ne dedin lan? Sen şimdi susuyorsun. Yoksa beni duymuyorsun. Köyün eşeği duydu, sen duymadın lan. Ah! 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 Ah!
musun Abdüley? Sana soruyorum. Tanımıyorum abi. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Sağ olun efendim. Bir daha böyle bir kepazeliği affetmem. Takip mi etsek? Abi bunlar takip ettirmez. Doğru söylüyorsun. Açığa çıkmayalım, dönelim. Ağamın emri var. Kiribey'le de konuşmuş. Misafirliğiniz bitmiş. Eşyalarını toplasınlar, hanemi terk etsinler diye emretti. Ağan kendi gelip söylesin. Laf ağanın lafıdır. Kalıba gerek yoktur. Edebinizle geldiniz, edebinizle gidin. Aa, ne diyor bu ya? Gide bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil, istediğimiz zaman gideriz. Lan atı saatsiz konuşup da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Ne takıyorsun onu? Halt etmiş de utanıymış gibi. Çıkar da görek. İn misin, cin misin? Sadece ölüler görür. Ne yapacağız ağa şimdi? Bizden büyük ağa yok. Ne Hüsrev'i? Afiyet olsun. Yahu 3 kuruş için itle popukla uğraşıyorsun pala. Oh. Bekir ağa. Sahip de olduklarını unutmuş bunlar. Heh. 3'ün 5'in peşinde değiliz. İşki palayı enselerinde bilsinler. Yamuk yumuk dal budak salmasınlar. Seninle daha çok işler yapacağız pala. Ne zaman yüzümüze baktın da yüzümüzü çevirdik Bekir ağa? Akrep sıcak olmadan taşın dibinden çıkar mı pala? Çıktık ki yüzüne bakalım. Açık konuşacağım Bekir ağa. Seninle her işe girerim. Ama beni buralardan başka yerlere gönderecek, taşeronluk yaptıracak ilişkilere girmem. Seni tanırım, senden öteye de gitmem. Onun için seni çağırdım ya pala. Sen bizim Halo'yu tanıdın mı? Halil İbrahim'i mi? He ya. Küllahında taşıyordum malı namussuz. Onun kadarını görmedim de pis yakalandı. Çıkarı yok, yatarı çok. Çürüse içeride senin cebine kaç kuruş girecek pala? Çürümese kaç kuruş girecek ha?
3 milyon benden, üstüne Alone verirse. Ben 3 milyona kafasına sıkarım onu. Ya. Akreple de değil, 7.65'le. Kepazi olsun öbür tarafa gittiğinde. Kaç istiyorsun? Büyük işe büyük para. 3 peşin, 10'da iş bittikten sonra. Halo da artık ne verirse. Valla, ticareti öğrenmişsin İstanbul'da. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha. Bak, biz de kaburga dolması yiyoruz. Efendim, bu arabanın artık miadı doldu. Çok masraf çıkarıyor. Değiştirsek çok iyi olacak. Senin anan kaç yaşında Cani? 83. Baban yaşıyor? Babam 2 yaş küçük anamla. Yaşıyor. Çok masrafı var mı kadıncağızın? İşte yaşlılık. İlaç milaç bilmem ne. Baban ne zaman anani gömer, ben de o zaman bu arabayı gömerim. Daha kaç yaşında canım? 23. İşine bak evladım. O masrafların hepsi vergiden düşüyor. Hem sen her çukura girdiğinde yeni araba olsa nasıl maaşından düşeceğim ben? Yazık değil bana. Aa, bu alı işi sakat. Ben bilmiyor muyum kim sakat kim sağlam? İplikçiyi bir çarpalım, kendimizi garantiye alalım. Bu herife bunca zamandır nasıl karışmamışlar ha? Millet aklını bizim gibi peynir ekmekle mi yedi oğlum? Bundan para almak, İsrail'den toprak almaktan zor. Canını alırız olur biter. Canımı sıkma lan. Laubalilik istemem. Boşaldı. Bizi fark edebilirler. Sen kal. Sıradakine haber ver, takip etsin. Kim bu adamları öğrenin. Takip ediliyoruz ya bu herifi koruyorlar. Takip yok ha. Bakıyorum aynı. Aynı araba hiç arkamızda olmadı. Her dönemeçte başka araba peşimizde. Şimdi dön. Arkamızda bir şeyler oluyor ama. Evladım, ne oluyorsa arkamızdan oluyor zaten. Ya ne meraklı adamsın. Sen önüne sahip ol. Bırak, arkan sağlanda canım. Bedir, yokla şunları. Thank you.
tanımadığın adama sıkmayacaksın. Atlat nedir? Araba çıkar. Sizinin aşağıda bekleyin. Aa, nöbet usulüne mi döndük? Dağ başı mı burası? Dağda kurda yem olmadık. Burada kuşa yem etmeyin beni. Gel Bedir, ağa keyif yapacak. Bizi sallamak için tedbir yapıyor. Bayanların kapısı açılır. Öğretmiyorlar mı bunu size? Para kimdeyse onun kapısı açılır güzel. Bütün varlığım senin gülüm. Ne parası? Gir koluma. Ağrıyor mu bacağın? Problem değil gülüm. Sen gülümse. Mutlu bir aile tablosu çiz. Bizi deşifre etmesinler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi istirahatler. Merhaba. İyi geceler. Oda bulunur mu sizde? Tabii efendim. O manada sormadım. Yani lüks bulunur mu? İki kişi miyiz efendim? Biz geniş bir aileyiz orijinalde. Ama şimdi eşimle baş başayız. Değil mi karıcığım? Hı hı. Jacuzzi, sauna filan. Ne istiyorsan söyle. Arkadaşlar ayarlarlar. Hepsini nakit ödeyeceğim. Çok güzel bir odamız var. Takdim edeyim. Karıcığım, kaydı sen yaptır. Benim bacağım ağrıyor.
Abi bu çocukla kızı yolladın. Sabaha kadar bekleriz burada. Karışma Abdüley. Çocuk işini yapıyor. Böyle şey can kurban abi. Vay Abdüley. Sen de ölmüşsün. Yok abi, ne alakası var? Bu Erhan'ı da alalım mı KGT'ye? 3 günde bozar teşkilatı abi. Erhan'ın bitireceği işleri bir tane daha halledecek adam yok Abdüley. Bak o kadar söylüyorum. Güllüköy'de ne filmler seyretmişse, nereye nereden girilir, kim hangi kılıkta alınır hepsini biliyor. Yok abi film bilim seyrettiği, sallıyor komple. Onu seyrettiği filmler Parçala Behçet, Civciv çıkacak, Kuş çıkacak, Ortaya Çık, onlar. Serseri. Çok tehlikeli şeyler yapıyoruz Güllü. Gülüm, tehlikesiz işin de parası az. Sen bu işi kıvır. Seninle bu otelde bir ay balayı yapacağız. Hadi oradan yalancı. Sen hele söz ver. Adamı oyalayacaksın, başka bir şey yapmayacaksın. Sapıtma. Nereden bileyim adam ne yapacak? Eğer sen de o pos bıyıkla bir maksadını aşacak şekilde yakınlaş, ben de havluları kendime sarıp yakmazsam bana da Güllü demesinler. Kıskanç erkeğim. Vallahi vururum. Sırtarma. İş üstündeyiz. Sen merak etme bir tanem. Elini çabuk tut. Ben dayanırım. Ver moral öpücü. Ben harbi ölmüşüm. İyi akşamlar. Beni aşağıdan gönderdiler. Gel. Gece gece o ne gözlüğü? Konuşma. Soyun. Acele etme. Bir şeyler içelim. İşim gücüm var. Yahu bir gözlüğünü çıkar. Bir gel bir otur. Öyle kaba adam istemem. Ben Deniz. Ben de çöl. Işığı söndü. Allah kahretsin, yanacaksan yan. Allah kahretsin seni, öteceksen öt. Nerede kaldı bu karı?
Dolap orada. Ne içeceksen al iç. Ben banyoya giriyorum. Yazıklar olsun sana. Hadi yürü, yürü. Ne oluyor? Yangın var efendim. Asansörler iptal efendim. Tedbirler tahliye ediyoruz. Lütfen siz de çıkmayın. Ne var? Yangın var. Odaları boşaltıyoruz. Abdülay. İçinde sırrı çok abi. Ondan. Bir gün kustururlar elbet.
Beni bu ülkede sorgulayacak kimse yok. Ellerim gözlerimi bağlayacak kimse yok. Hele bunları yaptıktan sonra yaşayacak kimse yok. Kime söylüyorum lan? İlmik boğazında. Beddua etsen ne olur? Akıllı ol, kes sesini. Sorulduğunda konuşursun. Delikanlı olun lan! Soru soracaksanız gözümün içine bakıp sorun. Bizim verilmeyecek cevabımız yok. Eşkıya ağzıyla, örgütle konuşursun. Devletin huzurundaysan terbiyeli ol. Hangi devlet? İhanet ettiğin devlet. Bana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan! Ben bu millet için kelle koltukta gezdim. Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. Bana hain diyemezsiniz! Teşekkür ederiz aslanım. Devlet hizmet edenleri unutmaz. İçerideki de çok hizmet etmiş görünüyor. Bunlar devletin gücünü kendi güçleri zannetmiş aslanım. Devletin hangi gücü Aslan Bey'i öldürmüş duymak istiyorum. Sen mafya babasısın aslanım. Bu bizim iç işimiz. Vazifeni ifa ettin. Karşılığını muhakkak alırsın. Ben size sözümü tuttum. Gelirken kafasına sıkabilirdim. Yahut sorgulayabilirdim. Sizin iç işlerinizi merak etmiyorum. İki sorunun cevabını istiyorum. Aslan Bey'i kim öldürttü? Mekanlarıma neden çöktü? Niye çökecek? Para için çöktü çakal. Ondan duyayım gideyim. Gel ama sesini çıkarma. Bunlar fare çıtırtısının hangisine ait olduğunu 40 yıl unutmazlar. Yazık evlat, yazık. Size çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Mart havalı geç. Sorduğuma cevap ver. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsam devlet değilsin. Seni doğuran ebesi eri tanırım. Aklını başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, haraç kesmek emrini de mi aldın? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım, yataklık yapan iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. İki emri de aynı yerden mi aldın? Emirler tek yerden alınır. Kim? Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Sicilim ortada. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem... Namerd oğlu namerdiz. Ne susuyorsunuz? Ne dikiliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yok mu? Gözlerimi bağlayarak beni aşağılayamazsınız.
Alayı gün ışığına kadar bize teslim etmezseniz 6 bomba patlayacak. 6. İstanbul'u havaya uçuracağız. Dünyayı da başınıza yıkacağız. Balayı biz almadık. Ben lafımı söylemişim. Kim almış? Kim dokunmuş? Neredeymiş? Nasıl olurmuş beni alakadar etmez. Gün ışır, pala yoktur, deniz kan olur. Ölen de nam olur. Haddini aşma. Biz size olacakları önceden söyledik. Siz eşkıyalık yapmaya kalktınız. Kim aldıysa git ondan hesap sor. Bize yaptırdığınız bütün işleri, o Abbas'ı, patlayan bombaları öğleye televizyonda izlersin. Benden haber almadan bir delilik yapmayın Bedir. Sıkacaksan sık ulan! O gün de gelecek. Benim, iyi misin? Çöz ulan ellerimi. Hepsinin hesabını soracağım. Artık devlet de yok, millet de. Son vurgunu vuracağız, ortalıktan bir süre kaybolacağız. Sonra tek tek hepsini harcayacağız. Otele o şebekeyi kuranları, beni aldırıp sorgulayanları, o paraları ağzıma tıkanları, adam vurdurup geri çekilenleri yaşatmayacağım. Nasıl tufaya düştük otelde ha? Kim? Nasıl cesaret eder? İyi yetiştirilmiş adamlar der kimseler. Elbet buluruz. Halı işini ne yapacağız ha? Cezaevi müdürünü öğrenin bakayım. Kimmiş, kimi varmış, nerede görev yapmış, çoluğu çocuğu var mıymış? Cezaevine nasıl gireceğiz? Karakola nasıl girdiysek. Haloyu nasıl çıkaracağız? Ya müdürün arabasıyla ya ambulansla. Bir herifi öğrenin de gerisi kolay. Aa, müdürü öğrendim. Ters bir herif. Tam adamını koymuşlar başına mapusun. Diyarbakır'da da görev yapmış. Kim? Cahit Bey. Oo, kıl Cahit. Evden işe, işten eve. Namımızı iyi bilir o Cahit. Bizi de iyi bilir. Kılıfına uydurmazsak vermez haloyu. Kılıfına uydursak da birilerini arayıp sormadan vermez. Ortalığı karıştırır. Gideceğiz, tehdit edeceğiz. Kral, sen evine gideceksin. Karısının başında duracaksın. Ben adamı silkeledikten sonra seni arattıracağım.
Bu psikopat kadına zarar verir. Sakın. Beyefendi gibi ol lan kral. Bedir gitseydi ha. Bedir benimle mapusa gelecek. Dışarıda arabada kalacak. Ona göre hareket edeceğiz. Tamam mı? Yürüyün. İstanbul'a tayin olduğunuzu duymadım. Bizi bilirsin. Bir oradayız, bir burada. Nasıl yardımcı olabilirim? Halil İbrahim kopar. Rahatsızlanmış. Hastaneye sevkini yapsanız Ahmet müdürüm. Bir şekerine baktıralım. Öyle bir şey söz konusu değil. Burada gereken tedavileri yapılıyor. Kendisinin de böyle bir talebi yok. İşi zora sokma müdürüm. Bir günlüğüne lazım herif. Sen sevki hazırla, sorumluluğu üstünden at. Ya bu terörist mi? Olay yeri inceletip geri getireceksin. Burası Diyarbakır değil. Senede 92 değil, Pala. Müdürüm, uyuşturucu işi. Halo burada da rahat durmuyor. Bak başın yanar bu işten. Bana kağıt getir. Ne senin başın yansın, ne de benim başım yansın Pala. Kağıt sizin evde müdürüm. Ne evi? Ara sor. Arkadaşlar evdesindir diye oraya götürdü. Hanımına tebliğ etmek istemiyorlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana bak. Tepemin tasını attırma. Ortak mısın lan haloya? Alacağım dedim mi alacağım. Ambulanstan da vazgeçtim. Arabamla çıkaracağım. Var mı ulan söyleyeceğin? Ara karını. Hadi ya, hadi ya. Bir işi de hallet ha. Bunu yapmayacaktım Pala. İyi, yazılı şikayet edersin. Nasılsa hesabını verirsin. Kalk Cahit, kalk. Nerede halo? Havalandırmada. İyi, ambulansı hazırlat. Çıkışta arabaya alırım. Helikopter ne lan? Müdürüm, polis helikopteri avluya acil iniş yapıyor. İyi yapsınlar. Cezaevinin bütün dışı sağ. Buraya niye iniyorlar? Avlu ne tarafta? Solda. Jandarmaya haber verin, helikopteri kaldırtmasınlar. Çabuk. Tamam. Açın!
helikopter neydi ağa? Bizimki değildi Bedir. Baloyu aldılar. Nasıl indirmediler ağa helikopteri? Polis helikopteri bulmuşlar. Vay temiz iş. Biz akıl edemedik ha. Bedir, bu iş bitmedi. Aa ustular, nasıl yetişeceğiz? Havada fazla duramaz. Yakın bir yere inecek o. Ara Faruk'u müdürün evini terk etsin. Ortadan kaybolsun. Çok şükür. Pala nerede? Tufaya düştük. O ne demek pala? Helikopterle adamı cezaevinden aldılar. Biz takibe devam edeceğiz. Helikopterin bize lazım. Sen canını sıkma. Ben haloyu sana vereceğim. Verin helikopteri buna. Sorarlarsa çalındı değil. Boş dönecek olursan helikopteri baş aşağı indiririm. Hala. Ben o haloyu alayım da kime satacağımı bilirim. Hiçbir şey olmasa girdiği yere sokarım. Şahit ben kaldım. Nereye gideceğiz? Karayoluna çık. Orada arayacağız. Devam et kaptan. Bunlar buradan nasıl gidecek ha? Hangi arabaya binecek? Polis, jandarma yolu kesmiştir. Onlar da bunu hesap etmiştir. Nereye kadar gideceğiz Can Polat? İleride yolumuzu keserler. Az kaldı. Motoru takip et kaptan. Aa, aloyu motora mı bindirecekler? Ona şimdi nereye bin desen biner. (Gülüyor)
helikopter var tepemizde. Hızlı! Tünelin önüne geçip karşılayalım. Çemberinden geçtik. Ben böyle fırıldak görmedim. Erhan, durmayın, basın. Ya bismillah. Kamete dönmüş motor. Bizi fark etmiş. Yüksel. İyi misiniz? Kardeş, sen nesin? Biz içerideyken bütün usuller değişmiş. Bundan sonra hep bu kaçış konuşulacak. Vay Halil İbrahim vay. Bir terslik çıkmazsa bir iki saat her şey bitmiş olur. Hakkımız da hayırlısı. Yol ne durumda? Yer yer yoğunluk var abi. Stop. Helikopter vardı tepede. Tünele girmeden. Camı açıp bakayım abi. Hatta kal. Stop. Ver şunu. Görünürde bir takip yok abi. Tamam, dikkat çekmeyin, sakin gidin. Tünelin içinden bir yere geçit var mı ha? Ya araç değiştirdiler? Ya da tıra girdiler. Dön kaptan. Anlat Abdül. Polat abi nasıl uçtu motorla? Uçmadı.
Zürdü girdi içeri. Ya sen hayatta hiçbir şeyden heyecanlanmaz mısın be adam? Bir şeyden. Direksiyon başında kıpraştırma beni Abdül. Bu senin soğuk şakaların. İçine nasıl girecek? Vardır, vardır bir düzenek. Yolunu kes kaptan. Tehlikeli, trafik akıyor. Sen kesersen bir tek kan akar. Ne trafiği? Helikopter yanımızda. Yakın uçuyorlar. Helikopter ne helikopteri? Polis mi jandarma mı? Sivil abi. Kim bizi helikopterden takip ediyor? Sıkıştık kaldık burada. Nefret ediyorum. Ömrümü ezdi geçti. Ben söz verdim. Sizi sağ salim teslim edeceğim. Siz bana güvenin. Şimdi gidin de göreyim. İsabet aldık, inmemiz lazım. İn işte, önlerinde dur. Yola inemem, hepimiz ölürüz. Kaskı giy. Silah var mı Can Polat? Gerek yok, siz kaskı giyin. Çıkıp vuruşalım. Öleceksek ölelim. Yetti artık. Buraya kadar geldik, yan mı olur? Adile, kapağı aç. Karşı yola geçin, bir araçla kaç. Abi, helikopter isabet aldı. Aferin aslanım. Buranda gel. Yüzünü kapat. Karşı yola geç. Bir araba durdu. Tamam. Dikkat et. Biri sana çarpmasın. Yavaş gidin. Önüme mi gidiyorsunuz? İnmem. Ne demek inmem ulan? Hepimizi öldürmek mi istiyorsun? İnmezsen evet. Thank you.
Adile, Memati'ye haber ver. Onun planladığı gibi... Tamam. Kalkabilir misin? Hayır, imkansız. Kalkamam. Şimdi hemen bütün polislere anons et. Elas istikamete giden motosikleti durdursunlar. Anladım. Çabuk acele etsinler. Ali İbrahim onun üstünde. Tamam. 56 olsun. O çocuğu hatırlıyorum. Omar aşiretindendi. İsmini de çıkaracağım. Kaçmış gelmiş daha. Bize ne adından? Boş boş konuşma lan. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. Devlet hesabına mı çalışıyorlar o zaman ha? Var bir fırıldak. Aa. Ben öbür bıyıklıyı gördüm. Nerede? Otele girerken. Gördün de niye söylemiyorsun Bedir? Ters yapma ha. Anca birleştirdim kafamda. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip içeriden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Gidip basalım mekanlarını. Alıp sorgulayalım ha. Aa. Bizi başkalarına ihale etmişler. Toplayıp tası tarağa. Gitme vaktidir. Senin bu dediğine kaçma. Kralım dediğine de dangalaklık derler. Ben o halonun 10 kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan. İstanbul'dan böyle kaçarsak bizi dağda ne yaparlar lan? Maymun eder oynatırlar. Yürüyün gidiyoruz. Bızıkacaksan gelme Bedir. Aa. Üçlü üçlü gitmeyelim bari. Hadiseyi biliyorsun. Birimiz dışarıda kalsak emniyette oluruz. Aa. Bu saatten sonra bizi üçlü yakalayan bitirir. Doğru söylüyor ha. Bedir kalsın. Emniyet sübabı. Peki. Mekan ayarla. Göçebeyiz. Eyvallah. Niye cevap vermiyorsun Gülümser Hanım? Belki dayımı erken uyutup sana geleceğim. Dayı? Kimsin sen? Ağzından bir kelime daha çıkarsa şarjörü boşaltırım beynine. Bırakın dayımı lan! Sustur şu tosunu! Yeğenim! Kaç! Ateş etme! Kral! Arabayı yaklaştır! Eğil dayı! Uzaklaş yeğenim! Vay şerefsiz! Gülüm! Dayı! Herif yıkıldı Faruk. Bas gidelim. Dayan dayım. Yetiştireceğim seni hastaneye. Ben bittim yeğenim. Nereye bitiyorsun dayı? Biz herkesi bitiririz. Kimse bizi bitiremez. Çöktü bir kudümsüzlük üstümüze. Keşke direkt kafasına sıkıp ayaklarının önüne atsaydık ha. Ulan ilk defa mı adam kaldırıyoruz? Oldu işte. Kaçtı elimizden, vurduk gitti. Bıyıklıyı da keşke vursaydık ha. Başımıza iş açacak. Ne fark eder? Sanki bizim vurduğumuzu bilmeyecekler miydi?
Başkasının mermisine talip olana ben ne yapayım? 10 milyon yalan oldu ha. Hakkımı kimseye yedirtmem lan. O parayı alacağım. Ya halodan, ya akrepten, ya Polat'tan. Benim için fark etmez. Benim sözümü dinlemediniz. Her şeyin içine ettiniz. Size gidin dediğimde gitseydiniz bunlar olmayacaktı. Ağanın haklı olduğu taraf var. Para mevzu. Bugüne kadar parayla ilgili bir sıkıntınız mı oldu? Bu vurgunculuk nereden çıktı? Ağa söz dinlemiyor ki. Bildiğini yapıyor. Ama doğru ama yanlış. Burada olduğunu biliyor mu? Çağırdın, geldim. Bir şey de söylemedim. Haberi de yok. Üçünüzün de üstünü çizdiler. Benim yapabileceğim bir şey yok artık. Kim çizmiş? Kimin çizdiğinin önemi yok. Sen görev adamısın. Şimdi ya üçünüz de yok olursunuz ya da sen ikisini yok edip ortalıktan kaybolursun. İhanet bu be! İhanet değil, emir! Emir. Ben onların kafasına sıkacağım. Sonra sen başka birini yollayacaksın, benim kafama sıktıracaksın. Aynı işleri yapmaya devam edersen evet. Ama buradan gidip adam gibi işini yaparsan hayır, asla. Garanti isterim. Ben sana bir şans veriyorum, garanti değil. Git işini temiz yap, kaybol. Ne kadar zamanım var? Zamanın yok, çabuk ol. Bu kadar adam öldürdük. Hiçbiri bu kadar boşa gitmemişti. Hem paramızdan olduk hem amacımızdan olduk. İyi oldu ha. Bize yaptıkları az mı? Oturup yas tutsunlar. Bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece 6 babayı öldürmüş. Akıllı herif. Bizim yaptığımızı yapıyor. Meydanı boşaltıyor, kendi hüküm sürüyor. Ama akıl akıldan üstündür. Uçuyor muyuz artık? Denizde balık çok. Karnımız doysun uçarız. Bize yedirmezler. Nankör olma lan. Yediğine bak. Bu tırsmaya başladı büyük şehirden ha. Yüksek bina gördü mü? Kendini küçük zanneden cinsten bu. Konuşma lan. Ağayı alamasaydık ellerinden ne halt edecektik? Görürdük o zaman büyük ne küçük ne. Artık bizi herkes tanıyor ha. Gidelim buralardan. Yoksa herkes peşimize düşecek. Düşecek tek adam var. Halo. Polat izimizi de bulamaz. Halonun da düşmesi işime geliyor. Thank you.
Rıfkı'yı aradın mı Faruk? Aradım ağa. Getirecekmiş paraları. O kadar para var. Bize yedirdiğin şeylere bak ha. Dağda keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşma lan. Aç kral mı olur oğlum? Aa, o sürmeliği şimdi ben de hatırladım. Konuşmaz bir çocuktu. Konuşası tutmuş Faruk. Aa, Polat mı yolladı? Yollasın ulan, ne yapacak? Gelip bize mi sıkacak? Yeter, darlandım senin tırsaklığından. Sana ne olmuş böyle ha? Eskiden bin düşünür, bir hareket ederdin. Sen benim yerime düşünmeye başlayalı, ben bıraktım. Aa, bu sürmeli Rıfkı'yı nereden bulmuş? İstanbul'un sisiyle sırrı, 2 dakikada dağılır oğlum. Gelsin, nereden bulduğunu da öğreniriz. Seni ararım. Hadi. Nevzat, arabalara söyle oldukları yerde kalsınlar. Açığa çıkmasınlar. Var. Baba Yiğit, anlat. Biz seni öldü biliyorduk. Emir geldi ha. İstanbul'u aldılar beni. Ne diye? Yeni bir baba zıplıyormuş. Piyasadan olmayan biri lazım diye çağırdılar beni. Yanına koydular. Kim bu Polat Alemdar? Aa, cesur bir adam. Geç onları baba Yiğit. Arkasında kim var? Bize operasyon,
Cesaretle mi oluyor? Adamın kim olduğunu bilmiyorum. Yaşlı bir adam. Dediğine göre emekli. Rıfkı'ya adını biliyorum demişsin. Hadi yürü gidiyoruz. Adını bilmiyorum. Vasfını, nerede olduğunu biliyorum. Aa, bu işte tuzak var. Gönderdiler bu herifi. Neredeler lan? Kimi yiyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Benim yanımda bu ne cüret lan? Yeter senin yaptığın be. Gözümdeki gözlüklerden mi göremiyoruz? Bu herif sızma. Aha. Çıkardım görüyorum. Sen nesin lan? Aa yapmayın. Sana aa dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepaze ettin. Mito'ya gittiğini anlamadın mı? Sibop! Yazık ulan sana verdiğim emeğe. Seni en az... Bu kadar mermiden kurtardım ben. Gitti çocuk. Sarılacak bayrağı yok. Vatansız. Erhan'ı da çağıralım mı usta? Niçin? Gelsin gözüyle görsün. İçi soğusun çocuğu. Biz ne yapsak da iyi geri getiremeyiz ki Memati? Parça parça etsek benim içim soğur usta. Önemli olan bizim ele geçirmemizdi. Parça parça da etsen, her bir tarafını da kırsan, geçmişi değiştiremezsin. Benim derdim gelecek. Usta... Bu herif konuşmaz. İşte o zaman parça parça ederim. Bu
yapacaklar? Ruhsat. Paraları ne yapacağız usta? Mezarlarını dikmeye harcayacak değiliz Memati. Dayının yardım ettiği ihtiyaç sahibi aileler vardı. Bir fon oluştur. Her ay tedarikleri gideriz. Dayının yokluğu hissedilmesin. Olur usta. Ben senin ağzına para tıktığımda sizin para yüzünden birbirinize düşeceğiniz belliydi. Dağda omuz omuza, sırt sırta çarpışan adamların arasına şehirde para girsin. Bu ne biçim hayat usta? Orada sırtlarını dayayacakları bir kayalar vardı. Bir de ölüme gittikleri arkadaşlarının sırtları. Paranın olduğu yerde dağ da yok, arkadaş da yok. Abi ne yapacağız? Çek ayağını frenden Nevzat. Aynı hızda devam et. Panik yok. Abi ya basıp geçeceğiz ya da geri döneceğiz abi. Nevzat kaçamayız minibüsle. Sakin dedim. Sağa sinyal ver. Yavaşla Nevzat. Tam da durma. Yavaşla. Ne yapıyorsun Memati? Abi bu iti burada öldürürüm de yine de geri vermem. Kimseyi verdiğimiz yok Memati. Geliyor jandarma. Kimliği lazım Memati. Nevzat, görev aracı olduğunu söyle. İyi günler. Hayırlı görevler. Evraklar lütfen. Tabii. Ehliyeti vereyim, ruhsat arkada olacak. Sen de arkadakiler de aşağı inin. Yalnız araç görev aracı. Ne görevi? Özel görev. Kimlik göreyim. Kimlik... Efendim kimlik istiyorlar. Baştan niye söylemiyorsun kardeşim? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Devam et. Abi bu kimlik bende kalsın. Ne olur ne olmaz. İleride işimize yarar abi. Ver Nevzat ver. Uğursuzun kimliğinden kimseye hayır gelmez. Bugünden sonra kimsenin işine de yaramaz kimlik. Al da rahat hisset. Şimdi bunsuz yapamazsın. Gel. Abinin yanına gidelim mi? Tek sorgulayacakmış. Merak ettiğin nedir Abdüley? Meraktan değil. Görmek istedim herif abi. Gömerken göreceğiz nasılsa.
Nasıl ikna oldular da seni almayı kabul ettiler, hala aklım yatmıyor. Sıksana kafama, ne duruyorsun? Burada seninle bir işbirliği yapacağız. Ben senin gibi işbirlikçi değilim. Sorularıma ne kadar çabuk cevap verirsen o kadar çabuk ölürsün. Buradan kurtulma şansın olmadığını ikimiz de biliyoruz. Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Sen çok iyi bilirsin. Akciğerinle miden arasına öyle bir bıçak saplarım ki saatlerce hayvan gibi böğürürsün. Ölmek için yalvarırsın. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi, öldürdüm. Kaç paraya keyfin geldi? Ben para için adam öldürmem. O çantadakiler emekli ikramiyen miydi? Para için adam öldürürsün. Adam kaçırırsın. Çocuk kaçırırsın. İşkence edersin. Her türlü rezilliği yaparsın. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın, bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle, Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Nasıl ihanet etmiş vatana? Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa 30 bin kişinin katilini öldürmek için belimizde bombalarla, silahlarla, bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet buraya oturtturur muydu şimdi? Yolladı da ne oldu? Şam'dan geri bile dönemedi. Devleti rezil etti. Ama devlet seni yine de düştüğün çukurdan kurtardı. Suriye'den aldı. Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki, hain başına suikast bilgisini veren kimdi? O gün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya taptık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisine kurşun sıkar hale nasıl geldik? Aslan Akbey'in bu işlerle ne alakası var? Bir yerden sonra kime, neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam. Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler, yola çıktık. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. O işi başkalarına havale edip bize aslanı verdiler. Kime havale ettiler? Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindensin Polat Alemdar? Hüsrava'yı niye öldürdün? Onu ben öldürmedim. Kim öldürdü? Onu da Kirve bilir, ben değil. Kirve kim? Beni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. 3-5 kuruş haracını al, işine bak. Sen kim, devlet işi kim? Ben devletim. Dün ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. Göğsümden sık da vuruşmuş olalım. Merak etme. Eşini kimse görmeyecek. Sorgu bitti.
Abdül'e söyle çocuklara cesedi getirsinler.